Bence nasıldan herkese selamlar, hoş geldiniz diyerek hemen açılışımızı yapıyoruz. Bugün ara ara serpiştirdiğimiz oyunculuk konusunda en çok merak edilen sorulardan bir tanesiyle devam edeceğiz. Bana çok DM'den, özellikle Instagram'dan, direct mesajdan en çok gelen sorulardan bir tanesi. Böyle haftada 3 kere, 5 kere en az gelmiyorsa, hiç gelmiyorsa geliyordur bu soru. Oyuncu adaylarından geliyor. Bu soruya cevap vermek istiyorum. Topluca cevap vermek istiyorum. Çünkü gerçekten anlayışla karşılarsınız ki tek tek cevap vermekten yoruldum. Bu konuya bir netlik getirelim istiyorum. Ne mi konumuz? Abla, ben görüşmeye gittim. Çünkü oyuncu adayları, bu işe yeni başlamış arkadaşlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığımı biliyorsunuz. Abla, ben görüşmeye gittim. İşte reklam görüşmesi, bir şey, dizi görüşmesi, audition'a gittim. Ne zaman ararlar? İlk defa gitmiş oluyorlar. Ne zaman dönerler? Yani çok açıkça, ben de biliyorsunuz oyunculuk konusunda gerçekten acımasız cevaplarım var ve acımasız gerçekliklerle dolu bu kanal oyunculuk mevzusunda. Ya motivasyonunuzu kırmak istemem fakat %99.9 cevap gelmeyecek. Yani ses gelmeyecek. Bir reklam görüşmesine mi gittiniz? Oraya giden yüzlerce kişiden bir tanesi sizsiniz ve şans yüzünüze gülerdi. Aranılan kast ve oyunculuk sizdeyse tekrar arayabilirler sizi. Kaç gün içinde arayabilirler? Direkt 2 gün, 3 gün içinde. Bu süre belli değil. Fakat muhtemelen %99.9 hiç aramayacaklar. Soğuk bir su içelim mi üstüne? Maalesef böyle. Peki bu süreci nasıl atlatmalısınız? Görüşmeye gittik. Nasıl? Bunu kafaya takmama yöntemi nedir? Vallahi başka taraflara kanalize olacaksınız. Sileceksiniz. Yani görüşmeye mi gittin? Sil gitsin. Görüşmeye o kapıdan çıktığın an, audition'ı verdin, hadi hoşçakalın, kolay gelsin falan filan dedin. O kapıdan çıktığın an o olayı unutman gerekiyor. İşin sırrı bu. Artık kitap mı okursun, film mi izlersin, arkadaşlarınla mı görüşürsün, sosyalleşir misin, ne yaparsın bilmiyorum fakat o görüşmeyi unutacaksın. Bir de şunu unutmamak lazım ki bir şeye takıntı yaparsak o şey olmaz. Yani Murphy yasalarına inanıyorsanız eğer, gerçekten taktığınız, çok düşündüğünüz şey sizden uzaklaşır, itersiniz. Böyle de bir realite var. O yüzden silin. O görüşmeden cevap beklemeyin. Ha, velev ki cevap geldi. Şimdi yüzlerce kişinin gittiği audition'a gittin sen. Oradan bir cevap geldi. İşte ne dediler? Callback dediler. Callback nedir? Geri arama, geri tekrar bir görüşme, yeni bir görüşme. Yönetmenli çekim anlamına da gelebilir. Yönetmenli tekrar çekim alacak olabilirler. Bunun için aradılar size. Bu da o yüzlerce kişiden, işte 500 kişiden, aynı görüşmeyden 500 kişiden 10 kişi arasına girdiğinizin göstergesi olabilecek bir şeydir. Demek ki doğru yoldasınız. Callback'e çağrılıyorsanız. Callback'e de gittiniz. Bu sefer audition'ı yönetmene ya da yönetmen yardımcısına, işi çekecek olan kişiye verdiniz diyelim. Ondan sonra da tekrar bekleme süreci başlıyor. Geri kafandan silmen gerekiyor. Çünkü olmayabilir, aramayabilirler. Ki muhtemelen aramayacaklardır. Ama yine de bir şans var. Hayal dünyası. Arama ihtimallerini şöyle düşünelim. %10. 10 kişiden bir tanesin sonuçta. %10 ihtimalle seni arayabilirler. Evet. Ne olur ondan sonra? O süreç ne kadarsa, o da 3-5 günü bulabilir. Yani totalde bir işin netleşmesi için aramaları gereken süre senin için 1 hafta 10 gündür. Çok ekstrem durumlarda bu bir ay sonra da olabilir. Bir dizi görüşmesine gittiysen veya bir sinema filmi veya bir TV filmi görüşmesine gittiysen arama süreleri daha da uzayabilir. O yüzden sen en güzeli kafandan sil gitsin o görüşmeyi, yaşadıklarını, her şeyi, çok 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 iyi geçse bile seni aramayabilirler. Çünkü senden daha iyileri mutlaka, herkesin de bir üstü, daha iyisi vardır. Veya tanıdığı olan vardır, çevresi kuvvetli olan, yönetmenle daha da önce çalışmış olan, yapımcının tanıdığı olan vardır, firmanın tanıdığı olan vardır. Sen ihtimalleri göz önüne al ve sil ki hayal kırıklığın, üzüntün büyük olmasın. Yani benim yaptıklarımı yapma ki enerjin hep yüksek olsun. Benim gidemediğim, gitme fırsatım olmadığım yolda sen gidebil istiyorum. Bu şansı sen yakala istiyorum. O yüzden başarısızlıklarımı anlattığım videolarım var. Sen yapma. Evet, yaptıklarımı yap. Yaptıklarımı yapma. Dediklerimi yapmaya çalış lütfen. Callback dedik. İşte dizi ya da reklam callback'ine de gittin. Okey, çok güzel. 3 gün, 5 gün sonra tekrar haber geldi. Bu sefer yüzle görüşmek istediler. Artık üçüncü görüşme. Bir şey. Firma yetkilisi seni görmek istemiş olabilir veya yapımcı seni görmek istemiş, tanışmak istemiş olabilir. Eğer bir partnerin varsa partnerle yan yana getirip uyumuna bakmak istemiş olabilirler. Bunun için de gitmen gerekiyor. Ondan sonraki aşamada da eğer uyumluysan, eğer her şey okeyse, bir sonraki aşama artık kostüm provaları falan filan, artık parada anlaşma, bu dereceye geçebiliyorsun. Yani gerçekten de öylesine çok basit gibi görünen bir reklam görüşmesine dahi gitsen ki ben
İlk başladığımda 2 yıl boyunca sadece bir reklam görüşmesi için, yüzlerce kişinin gittiği bir reklam görüşmesi için İzmir'den otobüsle annemle beraber kalkıp 8-9 saat yol gelip görüşmeye girip audition verip çıkıp tekrar İzmir'e döndüğümüzü biliyorum. Hayal dünyası, umut dünyası, bunlar hep tecrübe oluyor. Yüzlerce kişi içinden seçilme şansın milyonda bir. Bunu unutma, bu gerçekliği yaşa. Evet, acımasız ama gerçeklik böyle bir şey. O yüzden sil. En güzeli, tekrar ediyorum, sil. Bu soruda cevabını verdiysem ne mutlu bana. Bu arada reklam görüşmelerine ve dizi görüşmelerine veya herhangi bir görüşmeye gidersen düz renk tişört, siyah ya da beyaz tişört, aksesuarın olmayacak. Minimalizeye indireceksin bütün takıların, aksesuarlarını. Makyajın kadınsan çok hafif olacak. Hani abartılı full makyajı, highlighterlar falan gerek yok. Saçların düz fırını olursa, görüşmeye uygun şekilde gidersen 1-0 önde başlamış oluyorsun. Dediğim gibi vücut hatları gösterecek feminen, dar kıyafetler giymen lazım ki vücut da çok önemli. Bu seks apoliteden bahsetmiyorum. Yani vücut hatlarının görünmesi de gerekiyor. Çünkü karakter değil mi? Yani vücut hatlarıyla, boyuyla, posuyla senaristin yazdığı bir karakter var ortada. O yüzden vücut hatlarını göstereceğim. Bakımlı duşunu al, hafif makyajını yap, saçına düz fön çek. Sadece beyaz bir tişört veya siyah bir tişört ve altına bir cin. Topuklu ayakkabı giyinirsen vücudun daha güzel görünür. Topuklu ayakkabını giy ve git diyorum kadınsan. Erkeksen de saçların güzel olsun, bakımlı, tıraşın mıraşın yerinde olsun. Beyaz siyah tişörtün altında cinin ve en önemlisi, erkek ya da kadın fark etmez, gözlerinden ışıltı çıksın, parıl parıl ol, enerjin çok yüksek olsun, seni gören wow desin sadece enerjinle. Dönüp dolaşıp geliyoruz. Bütün oyunculuk hikayemde en önemli şeyin enerji olduğunu unutmayın diyorum ve beğenmeyi, yorum yapmayı, oyunculukla ilgili lütfen, oyunculukla ilgili sorularım varsa buraya da yazabilirsin, herkese açık olsun. Belki benim bilmediğim şeyleri başkaları bilip yorum yapabilirler. Çünkü yorumlarda da böyle şeyler oluyor, bilgi alışverişi oluyor. Aklında olsun, yorumları okumayı ihmal etme. Ve lütfen beğen ve abone ol. Çünkü benden kalp geliyor. Abone olan YouTube'u severek çoğalıyoruz biz. Benden bu kadar. Umarım bu soruya cevap bulabilmiştir sevgili oyuncu adayları gençlerimiz. Öpücükler. Hoşçakalın.